Herkese selamlar arkadaşlar, ben Elden Ring rehberiniz Emin Çıtak ve bugün sizlere kooperatif oyun yani arkadaşlarınızla Elden Ring'i nasıl oynayabileceğinizi göstereceğim. Sadece arkadaşlarınızla değil tabii ki de aynı zamanda community'deki, topluluktaki diğer oyuncularla nasıl oynayabileceğinizi de göstereceğim. İlk iş olarak multiplayer itemlarına ihtiyacınız var. Oyun size bunları pat diye vermiyor. Şu an baktığımızda envanterimizde sadece oyunun en başında bulduğumuz Tarnished Wizard'ın Finger var. Bununla yere yazılar yazabilirsiniz. Peki multiplayer nasıl oynayacağız? Hemen karşıda oyunun ilk boss'u var, Tree Sentinel. Kendisine oyunun en başında dalmamanızı öneriyorum. Buraya geliyorsunuz hemen aşağıda ve examine yapıyorsunuz. Small Golden Effigy veriliyor. Bu eşya sayesinde artık summoning pool'ları yani insanları çağırabileceğiniz havuzları kullanabiliyorsunuz. Oyuna ilk başladığımız bölge haritada da baktığımızda Standard Graveyard. Burada oyuna başladığınızda Pledge Remains diyorsunuz ve multiplayer özellikleri kooperatif anlamında yani co-op anlamında size açılıyor. Finger Severer buluyorsunuz. Aynı zamanda Tarnished Furled Finger'ı buluyorsunuz. Bu iki eşya kullanım olarak çok önemli. Oyunun başı için bulduğumuz bu 3 eşya yeterli olsa da özellikle yere işaret bırakacaksanız ve arkadaşlarınızla oynayacaksanız yapmanız gereken bazı şeyler var. Oyun içerisindeki multiplayer seçeneklere kolay bir şekilde erişmek için Options'a basıp multiplayer'a giriyorsunuz. Burada farklı farklı özellikler var ve burada Finger Remedy adında bir eşya ile tanışıyoruz. Bu eşyayı kullandığınızda bir boss kesene veya ölene kadar bu eşya aktif oluyor. Kullandığınızda çevredeki bütün summon işaretlerini görmeye başlıyorsunuz. Böylece yanınıza birini rahatlıkla çağırabiliyorsunuz. Bunu kullanmazsanız oyundaki bütün summon signlar yani insanları çağırdığınız işaretler geçersiz oluyor. İnsanları dünyanıza çağırabilmek için kullandığınız bu eşyayı Crafting Bag üzerinden siz de yapabilirsiniz veya oyun dünyasında arayabilirsiniz. Craft etmesi oldukça kolay bir eşya. Peki arkadaşlarınızla nasıl multiplayer oynayacaksınız? Diyelim ki onları kendi dünyanıza çağırmak ve oyunun zorlu bölgelerini onlarla beraber keşfetmek istiyorsunuz. İlk olarak yapmanız gereken şey bir şifre belirlemek. Yine multiplayer bölümüne geliyorsunuz ve burada bu sefer Settings'e basıyorsunuz. Bu da üçgen veya Xbox kolunda oynuyorsanız Y tuşu. Bir adet multiplayer şifresi belirliyorsunuz. Bu multiplayer şifresi şu an benim ismim. Bu şifreyi karşınızdaki arkadaşınız da kullandığında birbirinizin dünyasına rahatlıkla gidebiliyorsunuz ve sadece sizin kullanmış olduğunuz summon signlar aktif oluyor. Eğer siz yardıma gitmek istiyorsanız da Tarnished Furled Finger'ı kullanmanız gerekiyor. Bu sayede yere summon sign bırakıyorsunuz. Eğer arkadaşlarınız aynı şifreye sahipseniz arkadaşlarınız sizin summon sign'ınızı görüyor. Eğer bir şifre belirlemediyseniz oyun dünyasındaki topluluktaki diğer oyuncular sizi yardıma çağırabiliyorlar. Diyelim ki arkadaşınızı göndermek istiyorsunuz. Bunun için de yapmanız gereken tek şey Finger Severer'ı kullanmak, arkadaşınızı veya size yardıma gelen summon oyuncuyu böylelikle kendi dünyanızın dışına atabiliyorsunuz. Taunter Tone'u ise çok fazla kullanmanızı önermiyorum. Bu sayede oyun dünyasına invader'ları çekiyorsunuz. Bu oyuncular sizi öldürmek isteyen oyuncular ve Elden Ring'de multiplayer aktifken her zaman bir oyuncu tarafından invade edilmek, işgal edilmesi ihtimali bulunuyor. Buna karşı da gözünüzü 4 açmanız gerekiyor. Summoning pool'ları ise hem boss'ların hemen öncesinde hem de oyun içerisindeki zindanlarda kolayca bulabiliyorsunuz. Yanlarına gidip bir kez üçgene veya Y tuşuna bastığınızda examine seçeneğini seçmiş oluyorsunuz. Böylece oradaki summoning pool artık aktif oluyor. Eğer bu noktada birine yardıma gitmek istiyorsanız tek yapmanız gereken Small Golden Effigy'yi kullanmak. Elden Ring haritası açıkken LB veya L1 tuşuna basarak multiplayer aktifliğini görüntüleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar, umarım bu kooperatif rehberi sizin için faydalı olmuştur. Oyunda herhangi bir summon range yani level'lar arası sistem bulunmuyor. Arkadaşınız 100 level olsa siz 20 level olsa da birbirinizin dünyasına rahatlıkla gidebiliyorsunuz. Aklınızda olsun. Eğer bu videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi ve yorumda bulunmayı unutmayın. Kendi taktiklerinizi yazmayı unutmayın. Ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.